Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? İyiyim Recep'ciğim sağ ol sen nasılsın? İyiyim hocam ben de Hocam yazılılar geldi. Evet yazılı zaman artık çocuklar gergin, stresliler onlara destek olalım. Ve hocam biz böyle eğer mesela sen okulda hocaları olsaydın evet. aşağı yukarı nerelerden i̇şte çıkardı. Ben tam öyle düşündüm. Dedim ki bu arkadaşlara ben bir yazılı sınav hazırlasa idim. Ne yapardım? Evet ne sorardım aşağı yukarı ne sorardım? Bu birinci video ikinci videoda hemen aynı İkisini arkadaşlar izleyin ve ondan sonra sınava girin diyorum. Çünkü kesin faydası olacak. Çünkü burada konuda anlatacağız. Durdura durdura etkinlikleri kendimize yapıyoruz. Önce konuyu kısa bir özetleyeceğiz. Kanalda var ama şimdi tabii uzun olabilir evet, diye düşündüm onlar için. bu mini kap gibi özet evet, ufak bir hap bilgiler vereceğiz. Arkadaşlar bu videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın ve şimdiden size yazılınızda başarılar diliyorum. Hocam o zaman sizdeyiz. Hemen başlayalım. Recep bu ikinci yazılı olduğu için ikinci üniteden de soru gelebilir. Öğretmenler sorabilir diye. Oradan başlayalım. Olur. Genel genelden başlayalım Recep Amasya genelgesinden. Önce bir ince konuşalım. Amasya genelgesi maddeden hatırlıyor musun Recep cim? Hocam hatırlamıyorum. Amasya'da olmuştu. <laughs> Amasya'da olduğunu biliyorsun Recep evet hocam. Önce Atatürk Samsun'a çıktı. Önce Havza genelgesi oldu. Sonra Amasya genelgesi oldu. Bak şimdi ne oldu? Bakalım. Şimdi maddeler sorulacağı için Vatanın bütünlüğü milletin bağımlısı tehlikededir. Şimdi bu milli mücadelemizin yani kurtuluş savaşının gerekçesini anlatan bir cümle bak. Arkadaşlar dikkat vatanın bütünlüğü milletin bağımlısı tehlikede. Tehlikedir. Bak bunu sorduğu zaman gerekçe diyoruz arkadaşlar. 2 Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremiyor. Bu da gerekçe arkadaşlar Hükümet dikkat. De aynen hocam işini yapamıyor diyor. Aynen yapamıyor o yüzden biz yapıyoruz demeye getiriyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracak. Bakın arkadaşlar burada şu kısım milli mücadelenin amacını arkadaşlar dikkat. ikinci kısım milli mücadelenin yöntemini belirtir. Bakın dikkat. Yani o zaman bakın Amasya Genelgesi milli mücadelemizin gerekçesini amacını ve, ve yöntemini anlatır. Çok güzel. Evet. Milletin durumunu göz önünde bu tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak Milli bir kurul. Bakın arkadaşlar, Milli Kurul bağlantısını asla unutmayın. Milli Kurul görürseniz bunun ileri de kurulacak olan temsil heyetinin mi? bir işareti olarak algılıyoruz. Çok güzel hocam. Bakın, bu, durdurun bunu. Mantığını kurmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi geçelim bak Erzurum Kongresi'ne. Amasya'dan sonra Bakalım orada ne var? Kararlara bakalım. Bir Milli sınır içinde vatan bir bütündür, parçalamaz. Burada arkadaşlar milli sınır lafından Bakın dikkat. Buraya bir çiçek yapıyorum. İlk kez İlk bahsedeyim. kez. Evet. Milli sınır kavramından ilk, kez, i̇lk demek kez ki Erzurum Kongresi bahsedilmiş arkadaşlar. Dikkat. Kuvay Milliye yetkin. Milli iradeye egemen kılmak esastır. Bakın burada milli iradeyi gördüğünüz zaman bunun milli egemenlikle yani ileride bir e, cumhuriyete doğru gidişin bir adımı, adımı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu tarz yorumlar Gerek testlerde gerek etkinliklerde ve eşleştirmede çıkar. Yani Kuvayi Milliye yetkin, milli iradeye egemen kılmak esastır gördüğümüzde ha diyoruz ya bu abi bir milli egemenlik vurgusu var. Bir de ileride yönetim şeklinin değişebileceğini bize ne yapıyor? Duyuruyor. Duyuruyor. Bravo Recep'cim. Manda ve himaya kabul edilemez. Bu da arkadaşlar manda ve himayenin ilk kez reddedilmesi anlamına gelir. Bunun yorumu nedir Recep'cim? Bağımsızlık. İşte budur Recep. Artık Anadolu'daki Kurtuluş Hareketi Tam tek amaç. Tam bağımsızlık. Arkadaşlar dikkat. Manda ve himaye ilk kez Erzurum Kongresi'ne bakın. İlk kez dikkat. Amacı bağımsızlık. bağımsızlık. Evet arkadaşlar. Sivas'a bakalım mı Recep'ciğim? Bakalım hocam. Erzurum'da manda ve himaye ilk kez bak reddedilmişti. Sivas'ta kesin reddediliyor. Yani tam bağımsızlık vurgusu bir kez daha netleştiriliyor. Sonra cemiyetler vardı ya Recep. Vardı hocam. Bunların hepsi birleştiriliyor bak dikkat. Adı ne oluyor arkadaşlar bu sorulur. Ne hocam adı? Adı Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk, hukuk Cemiyeti hepsini birleştiriyor. Amaç ne Recepciğim? Bütün mücadeleyi ne yapmak? Bir, tek bir elde birleştirmek. Tek elden yönetmek. Evet, bir elin hocam. nesi var? İki elin sesi var. Sesi var Ama derler ya. Aynı zamanda karışa da bilir o yüzden birleştiriyor. Bravo Recep'ciğim. Böyle karışıklıklar olmasın diye de birleştiriyor. başlarına tabii ki Mustafa Kemal geçecek. İrade-i Milliye var. Hatırlıyorsan Recep bir gazete Doğru. ilk defa kuruluyor Sivas Kongresi sürecinde. Halkı bilinçlendirmek. Ha, bravo Recep'ciğim. Çünkü İstanbul'daki gazeteler halkı olumsuz yönde Etkiliyor. etkilerken Sivas Kongresi'ne birlikte şunu fark ediyorlar. Eğer biz halkı yönlendirmez isek halkı başkaları ne yapar abi? Kandırır. Kandırabilir, yönlendirebilir. O yüzden Bizim Kurtuluş Savaşı'nı desteklemek için gazeteye ihtiyacımız var. Sup. Pekala. Şimdi dikkat sıkı durun arkadaşlar. Temsil heyeti Batı Anadolu Genel Kuvay Milliye Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa getiriliyor. Burada Batı Anadolu Kuvay Milliye'nin başına bir kişinin atanması ne anlama geliyor? Artık düzenli orduya doğru Heh, geçiriyor. gidiyoruz. Bir de dikkat bunu kim atıyor? Mustafa. Temsil heyeti temsil yani Mustafa et. Kemal. Şimdi soru gelir arkadaşlar. Bu temsil hangi yönünü gösterir? İşte Yasama. Burada. Yasama değil Recep'ciğim. Nedir hocam? Arkadaşlar bakın Recep abiniz gibi yanılabilirsiniz. Yasama değil. Nedir hocam? Yürütme. Yürütme. Yani bir hükümet gibi çalışıyor. Yürütme etkisini kullanıyor. Arkadaşlar bu acayip önemli. Dikkat. Bak 3 tane soru işareti koyuyorum. Gelir. Gelir. Ve ben düştüm hocam. Evet. aynı öyle Recep'ciğim. Bunlarla ilgili hemen bir etkin yapalım. Etkinliklerin cevaplarını buraya yazdım. Anlatarak gideceğim. Onlar durdursunlar izlesinler. Olur hocam. Şimdi diyor ki sorumuz bize. Burada bir açıklama var. Bunlar hangi kongreyle ilgili? Onu soruyor. Çünkü yazılılarda öğretmenler bazen bilgi de sorabiliyorlar. Değil mi hocam? Aslında LGS bilgi sınavı değil ama yazılı, yazılı sınavlarında da gelebiliyor. olabiliyor. Bakalım. Bölgesel amaçlı toplanmasına karşın toplantıda alınan kararlar ulusaldır. Yani toplanması bölgesel ama aldığı kararlar ulusal. Erzurum hocam. Arkadaşlar hemen Erzurum. Sivas nasıl derece? Hatırlıyor musun? Hocam tam tersi miydi? Toplanması da ulusal. Ha, aldığı kararlar da olusal. ulusal. Evet. Bak Erzurum'la Sivas'ın farkı önemli çocuklar. Milli Mücadele'nin ilk yayın olgun olan i̇rade milli Milliye adlı bir gazete çıkartılmış. Biraz önce bahsettik. Sivas. Sivas Kongresi'nde Anadolu'daki tüm ulusal güçler Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk cemiyeti adı altına birleştirildi tabii ki Sivas Kongresi'nde Yine bütün hocam. cemiyetler evet. evet İstanbul hükümetine karşı ilk açık tepkidir arkadaşlar bakın ilk açık Amasya. tepki dediğimiz Amasya genelgesi hatta bazen bunun bir ihtilal gibi bir şey olduğu söylenir yani mevcut yönetime karşı bir uyarı evet bir başkaldırı gibi sanki evet, evet. Hocam. Kurtuluş savaşının amacı gerekçesi ve yöntemi belirlenmiştir Erzurum Hoca. Amasya, Amasya Doğru hocam. Evet Amasya genelgesi. Gerekçeleri arkadaşlar. vardı, bakın, amaç vardı, yöntem vardı. Evet arkadaşlar bakın tik attım bu sorulur arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi. Amasya. Evet ilk kez diyor bakın bir temsil seçildi. İlk kez Erzurum Kongresi arkadaşlar. Şimdi burada çocuklar zorlanıyor. Yani hep duyuyorlar temsiliyeti ama ne biliyor musun Recep temsiliyeti? Nedir hocam? Bak Kurtuluş Savaşı'nı yönetecek olan küçük bir hükümet. Her iş için bir organizasyon lazım. Değil mi? Bunu kesin yapması lazım. İşte bunu yapacak olan yani Kurtuluş Savaşı'nı yönetecek olan hükümetimiz o zaman temsil heyeti. Yani aslında Anadolu'da iki tane hükümet oluyor. Bir İstanbul'da bir de temsil heyeti. Bir de temsil oluyor. İşte bu nerede kurulmuş? Erzurum, Erzurum Kongresi'nde. Manda ve himaye diyor. Kesinlikle. Kesin reddedilmiş. Erzurum hocam. İşte arkadaşlar Recep <laughs> abinin düştüğü bak. Recep abinin bilerek yapıyor arkadaşlar. Sivas mı hocam? Sivas tabii ki. Erzurum Kongresi'nde ilk kez reddediliyor. Evet. Ama Sivas'ta kesin, kesin reddediliyor. Kesin Aman hocam. dikkat. Kuvay Milliye yetkin, milli iradeye egemen kılmak esastır kararı. Klasik Erzurum Kongresi. Erzurum hocam. Ama bak şimdi he belki gelmez ama bakın kesin gelecekleri söyleyeyim arkadaşlar. Tık attıklarım. Nedir hocam o? G maddesi, E maddesi, bir de C maddesi kesin gelir. Karşılarına mutlaka çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bunları not alın. Evet aynen öyle. Pekala. Recep'ciğim hemen diğer bir etkinliğe geçelim. Nedir hocam o? Ama bu etkinliğimiz birazcık okumalı ve soru cevap. Yani klasik soru gelirse diye yaptım bunu. Biraz önceki etkinliğimiz ve boşluk doldurma gelir diye yaptım. Bunu da klasik soru olursa diye yaptım. Bakın iki yönden de hazırlandık Çünkü... arkadaşlar bizi Türkiye'nin her yerinden izliyor Aynı arkadaşlarımız. Evet. Belki farklı olabilir. Tabi. Ama onlara da yönelik çalış. Tabii çünkü Diyarbakır'daki bir öğretmenimiz farklı sorabilir. Evet. Konya farklı sorabilir. Evet, o hocam. nedenle Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi kararları olduğu gibi kabul edilmiş. Ancak bu kararlarda geçen Doğu Anadolu ifadesinin yerini ülkenin bütünü almıştır. Bak Sivas'ta ülkenin bütünü deniyor. Bu durum Sivas'ın hangi özelliğini gösterir? Bütünü dediği için. Ulusal. Aferin Hacepciğim. Ulusal. Büyük yazacağım bunları. Yani Sivas'ın hem toplama bakımından aldığı kararlar bakımından ulusal, ulusal bir niteliği var. B. Sivas Kongresi'nde bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Kut Cemiyeti adı altıyla tek çatı altında toplanmıştır. Neden böyle bir karar alınmıştır diyor. Yönetim birliği hocam işte. Yönetim birliği yani milli mücadeleyi tek bir elden yönetmek. Evet tek elden ne yapmak? Yürütmek için arkadaşlar. Çünkü öbür türlü karışıklık oluyor. Olur hocam. Bravo Recep'ciğim. C. Erzurum'da diyor, Kuvay Milliye yetkin, milli iradeye hakim kılmak esastır karar alınmıştır. Bu karar ileriye dönük neyi ifade eder? Bakın arkadaşlar dikkat. Hocam cumhuriyet mi? Bravo Recep'ciğim. Milli irade dediği için ileriye dönük olarak bize cumhuriyet anlayışını en azından bakın yani kesin Göz bir şey söylemese hocam. de Cumhuriyet anlayışı ne yapar bize? Gösterir arkadaşlar. Göz kırpıyor hocam. Aynen. Erzurum'da ne diyor bakın? Mebuslar Meclisi'nin hemen toplanması ve hükümet işlerinin... Meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir denmiş. Bu kararla ne amaçlanmıştır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Hızlı karar almak yok, mı? Yok değil hocam. İstanbul'da bir tane meclis var tamam mı? Fakat bu meclis kapandı. Evet. Hükümet tek başına kararlar alıyor. Mesela tek başına Devletleri'yle <laughs> görüşüyor. Bak bu önemli. Tek başına görüşüyor. Mustafa Kemal Erzurum'dan bas bas bağırıyor. O kapanan o meclisi açın. Açın ki Dikkat sorunun cevabını veriyorum. Hükümet kafasına göre hareket etmesin. Hareket etmesin. Meclis onu ne yapsın abi? Denetlesin. Denetlesin. O zaman cevabımız meclis hükümeti denetlesin arkadaşlar. Aslında bu da milli egemenlik e hocam için. Evet hocam. Peki. E sorusu. Ya bu aslında koydum ama pek gelmez ama yine de yine anlatalım. De Mustafa Kemal İstanbul Anadolu'ya egemen değil bağlı olmak zorundadır sözünü söylemiştir. Yani İstanbul'dan dediği hükümeti kastediyor. Yani İstanbul'daki hükümet Anadolu'ya egemen olamaz. Oraya bağlı olur anlamında. Yani hangi gelişme diyor Sivas'tan sonra yaşanan hangi gelişme? Bu sözün gerçekleştiğini kanıtlar şöyle Recep. İstanbul'da bir tane hükümet vardı. Var Damat ben. Ferit diye yazayım hemen. Bu Damat Ferit hükümetinin istifa etmesi ve yerine de Ali Rıza Paşa'nın gelmesi ve Ali Rıza Paşa'nın daha sonra da temsil etiyle görüşmek için Amasya'ya adam göndermesi aslında Mustafa Kemal'in İstanbul Anadolu oluyor. hakim değil yani. Biz o, hakimiz. Biz ve hakimiz. Bize de geliyorlar. Ha, aynen, bize geliyorlar anlamında. Yani onu gösteren bir şey. Pek sorulmaz mı ama araya yine koydum arkadaşlar. Temsil heyeti Sivas Kongresi'nden sonra Batı Anadolu Genel Kuvay Milliye Komutanlığına Ali Fuat Paşa atamıştır. Bu atama işlemi temsil heyetinin hangi özelliğini gösterir? Bak biraz önce dedik. Yürütme. Yürütme arkadaşlar. Şimdi bakın bunda büyük yazıyorum. Çünkü niye? Çıkar. Bu da arkadaşlar her yerde gelir. Sınavlarda denemelerde her yerde gelir. Yürütme. Evet, yürütme. Şimdi Kongreler kısmını bitti. Anlattık, etkinliklerini yaptık. Şimdi ilerleyelim konuya. Olur hocam. Amasya görüşmeleri. Nedir hatırlıyor musun? Biraz önce bahsettik. İstanbul'da davan Ferit hükümeti vardı. Yıkıldı. Yerine Ali Paşa hükümeti geldi. O hükümet Anadolu'ya Mustafa Kemal'in yan ayağına diye tırnak içinde e Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı gönderdi ve onunla bir görüşme görüşme yaptılar. Biz bunu Amasya görüşmeleri diyoruz. Burada önemli olan şu. Nedir hocam? Yani Mustafa Kemal'in yani daha doğrusu temsil heyetinin ayağına gitmesi İstanbul hükümetinin ve onunla görüşmesi, uzlaşmaya çalışması onun varlığını... Zaten kabul ediyor ha, hocam. Kabul etmiş anlamına geliyor. Yani Amasya görüşmesinin önemi şu. Anadolu ve Rumeli e Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin ya da bakın arkadaşlar bazen temsil heyeti diye de gelir. İkisi aynı şeyi ifade eder. Hukuksal varlığının İstanbul'daki hükümet tarafından tanınması. Kabul. Pekala burada neye karar verildi? Mebuslar Meclisi'nin İstanbul dışında yani Osmanlı hükümetinin uygun göreceği bir yerde toplanmasına karar verildi. Fakat daha sonra İstanbul hükümeti tabi bunu meclisi İstanbul dışında toplattırmayacak. Çünkü otoritesini sarsacağını, sarsacağını düşünecek. İstanbul'a toplanacak ve burada e, misak-ı milli kararlar alınacak. Bu arada Ankara şimdi dikkat arkadaşlar milli mücadelenin merkezi olacak. Neden Ankara Recep? Hocam fiziki koşullar düşünüldüğünde en güvenli yer. Güvenli. İçeriden birazcık uzak. Uzak. Pekala ulaşım var mı? Tren. Bravo, bravo Recep'ciğim. Tren yolu var arkadaşlar. Niye önemli verecek Tren o hocam, zaman? Hocam o dönem yani her yer savaş. Gidemezsin arabayla. Aynen asker sevk edeceksin değil mi? Ne yani lazım? her yani. şeyin için lazım hocam. Abi süper evet. Peki Batı Anadolu'daki Yunanlılara karşı yapılacak bir savaşta o bölgeye yakın yani Batı cephesine yakın. Yakınlığı Doğru. var önemli ve İstanbul ve diğer şehirlerle haberleşme imkanı da var. Mesela bir telgraf sistemi var orada. Bunlar önemli arkadaşlar. Merkez, merkez olmasında. Evet. Yani o zaman tekrar edelim. Neden Ankara merkez? Bir daha söyleyelim çünkü Demiryolu ulaşım var. Çünkü haberleşme var. Çünkü Recep Amca'mız dediği gibi işgalden uzak, güvenli bölgede ve Batı Çöpesine yakın. Yakın. Evet arkadaşlar bu da gelir. Şimdi dedik ya Osmanlı Mebuslar Meclisi toplandı diye. Hadi gelin bununla ilgili ufak bir etkinliğimiz var. Ben Olur yazdım hocam. cevaplarını düşüne düşüne takip etsin. Olur hocam. Bakın Misak-ı Milli kararları ne diyor? Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Anlaşması öncesi işgal edilmemiş topraklarının tamamı bir bütündür. Bak çocuklar böyle bir şey gördüğünüzde burada milli sınırlardan bahsediyor diyeceksiniz. Çünkü bak diyor ki işgal Mondroz, edilmeden heh, önceki diyor. Ha. İşgal edilmemiş olan o yerler bir bütün. Yani ne demek bütün bak Recep. Şu bütünse Sınırdır yani. Evet. evet. Bu bizim sınırımız. Onu anlatıyor. İki, halkın oyuyla ana vatana katılan üç sancak yani Kars, Ardahan, Batum gerektiğinde diyor serbestçe diyor halk oynaması yapılacak. Yani onlara diyeceğiz ki biz. Devam etmek istiyor musunuz aynen, bizimle bizi, beraber? Bizimle evet. Devam etmek istiyor musunuz yoksa öbür tarafa mı? Burada halkın isteği sorulduğuna göre şimdi bakın dikkat arkadaşlar burada milli iradeye ne var? Gönderme var. Var hocam. Çünkü halka soruyorsun. Arkadaşlar dikkat önemli burası. Milli irade. Evet peki Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halka aynı hakların verilmesi şartıyla kabul edilecek. Yani uluslararası denklik ve bir de ülke dışında kalmış olan azınlık Türklerin de haklarını savunuyor. Savunuyoruz burada. Evet. Ya böyle bir soru geldiğinde bunu yorumlayacağız. İşte bakın sorunun geleceği yeri tık atıyorum arkadaşlar. Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlamalar. Bu nedir diyecek? Sınırlamaları gördüğümüzde Hemen kapitülasyon ha, diyoruz. Kapitülasyonlar arkadaşlar. hocam. Evet, yani ekonomik bağımsızlığın sağlanacağına da var bir atıf var. Evet hocam. Evet. Arkadaşlar sınırlamayı gördüğümüzde hemen kapitülasyon. Hemen kapitülasyonlar. Hemen. Evet. Uzun lafın kısası. Sözün özü işin doğrusu. Nedir hocam? Nedir misak-ı millinin önemi diye bir soruyla muhatap olurlarsa. Hocam milli sınır. Milli he. İşte Recep bak. Tikimi attım. Çıkar. Gelir. Milli sınırlar çiziliyor. Kurtuluş Savaşı'nın programı resmiyet kazanıyor. Şimdi sıkı durun arkadaşlar. Neden resmiyet kazanıyor? Bakın ok çıkartıyorum. Çünkü Osmanlı mebuslar meclisi, meclisi tarafından onaylandığı için arkadaşlar. Yani düşünsene Recep. Meclis onaylıyor ya. Evet hocam, o zaman yapsın? belli. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki Şimdi arkadaşlar gelelim TBMM'nin açılışına. Gelelim Şimdi hocam. Şimdi misak ile ilan edildikten sonra İstanbul işgal ediliyor, milletvekilleri tutuklanıyor, meclis basılıyor, hatta bir kısmı Malta'ya sürülüyor. Sonra kaçanlar Ankara'ya kaçıyorlar ve Ankara'da bir TBMM açılıyor arkadaşlar. Çok güzel. Yani yeni bir oluşum, yeni bir siyasi oluşum, aslında yeni bir devlet. Bakın dikkat. Hocam Ama nasıl... meclis demek zaten o. Aynen. Ama nasıl yeni bir devlet? milli egemenliğe dayalı yeni bir devlet? İşte bu devletin özellikleri, bu meclisin özellikleri sana çıkacak. Şimdi neymiş bakalım? Birinci özellik. Bu mecliste siyasi parti yok arkadaşlar. Yok. Yok. Çok evet. iyi. Farklı görüşler var. Ama He. parti yok. Aynen. Bir parti yok. Bakın dikkat. Bu mecliste çeşitli görüşler olduğu için çok sesli ve demokratik bir meclis. Bu meclis bir anayasa hazırlayacak. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Anayasanın ismi hemen ok çıkartıyorum 1921 arkadaşlar. 1921 Anayasası. Bravo Recep'ciğim. 1921 Anayasası. Ama ona bazen teşkilat-ı esasiye de diye sorarlar. Bunu yaptığı için... Şimdi sıkı durun arkadaşlar. Kurucu meclis. Ha kurucu Bak, meclis. Bak kurucu meclis. Anayasa yapar. Ha neden anayasa yaptı? Işte. Yani devleti hem kuruyor artı bir de anayasa, anayasa yapıyor. Peki olağanüstü bir meclistir. Çünkü neden? Yasama yürütme yetkilerini tek elde mi hocam? Tek elde topluyor. Ne diyoruz bu buna biz? Güçler birliği. Evet değil mi? Yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı bir araya getiriyor. Savaş durumunda daha hızlı hareket edebilmek için hocam. Bravo Recep. Hızlı hareket etmek için. Ondan dolayı buna olağanüstü meclis diyoruz. Yargı yetkisini de istiklal mahkemeleri aracılığıyla kullanıyor. Hem ayaklanmaları bastırmak için ileride söyleyeceğiz. Hem de yargı yetkisini kullanmak için. Çok güzel. Evet hemen geçiyoruz Recep'ciğim. Bakalım şimdi bir doğru yanlış etkinliği var. Bakın arkadaşlar dikkat edin boşluk doldurma koyuyoruz. Klasik koyuyoruz. Doğru yanlış koyuyoruz. İnşallah çıkacak arkadaşlar bunlar. Umarım hocam bunlardan çıkar. Evet hadi bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önceki hedefi misak-ı gerçekleştirmek ve bağımsızlığı sağlamaktır. Doğru. Kesinlikle doğru. Arkadaşlar bu öğrenci atladığı bir şey. Niye kuruluyor meclis? Bir, misak-ı milliyi gerçekleştirmek. Yani milli sınırları. iki bağımsızlığı sağlamak. Yani doğru. İlk temelde güçler ayrılığı benimsenmiş. Hayır hocam daha Yanlış. yeni dedik. Çünkü güçler birliği var. Bravo. İhtiyat devletlerinin İstanbul işgal direkt meclisinin dağıtmalarıyla millet iradesi yok sayılmıştır. Doğru. Çünkü bakın arkadaşlar dikkat. Eğer meclis basılıyorsa... Bu zaten Yüzde Milletin iradesi yok sayılır. Aynen çünkü o meclisi seçen kim? Millet. millet. Misak-ı milliye karşı çıkan ithalat devletleri İstanbul'u işgal ederek meclisi dağıtıyorlar hakikaten. Hatta milletvekillerinin bazılarını sürgüne gönderiyorlar arkadaşlar. Malta'ya hocam. İşte o yüzden bakın tık atıyorum buna. Dört olduğu için meclis açılıyor Ankara'da. Dikkat arkadaşlar. Büyük Millet Meclisi aldığı kararlarla meclisin kalıcı değil geçici olduğunu duyurmuştur. Doğru hocam. Recep. Sence geçici olsa bugün olur mu? Olmaz hocam. Yanlış. Yanlış hocam. Evet arkadaşlar geçici değil. O zamanki en büyük tartışma konulardan biri bu arkadaşlar. İyi kurduk da abi bu meclisi. Ne geçici hocam? mi? Kalıcı mı? Kalıcı. Ama kararlar hep kalıcı olduğu yönde. Evet hocam. Peki ilk tememede kabine hükümeti sistemi uygulanmıştır. Yanlış arkadaşlar. Çünkü meclis hükümeti uygulanmıştır. Arkadaşlar bakın dikkat. Bu gelir bence hocam. Abi gelir. Ne demek meclis hükümeti? Ne demek hocam? Hocam söyleyeyim mi? Bak sadece sana söylüyorum. Hocam. Nedir hocam? Ha, kimseye söylemeyeceğim. Meclis hükümeti seçiyor. Ha direkt meclis Aynen. seçiyor. Fatih Terim takımı kuruyor seçiyor. gibi. evet. Heh, meclis hükümeti seçiyor. O yüzden adı meclis, meclis hükümeti. Hükümetin başkanı da hüküm meclisin başkanı da aynı kişi oluyor. Çok güzelmiş. Yani Kabine sistemi he. halk mı seçiyor? Nasıl oluyor? Kabine sisteminde cumhurbaşkanı seçiyor ya da başbakan. Ha doğru doğru Şöyle, doğru. Başbakan seçiyor aslında. Şu an biz o zaman kabine sistemindeyiz. Şu an Türkiye'de cumhurbaşkanlığı sistemi var ama cumhurbaşkanı evet kabinesini kendi kuruyor. Meclis doğru, sisteminde mi? de Heh. meclis seçiyor hocam. Bravo hocam. Ama bak dikkat. Meclis başkanı ve hükümetin başkanı aynı ola. Yani meclis... Şöyle söyleyeyim Fatih Terim takımı kuruyor. Hem takımın başkanı oluyor. Hem, Hem tak... kulübün başında. <laughs> evet hocam çok iyi. <laughs> TMM'nin üstünde herhangi bir güç yoktur kararıyla. İstanbul Hükümeti ve padişah yok sayılmıştır. İşte bu Tabii iki. Doğru hocam. Bak, diyor ki himen vardı biliyor musun hocam? Vardı hocam. Gölgelerin yüce adına, adına, adına. diyordu. Ne, ne diyordu? Güç bende artık. <laughs> Aynen TMM'de o zaman güç, güç bende ben artık, <laughs> artık diyerek diyor. İstanbul'daki hükümeti ve padişahı yok sayıyor hocam. Çok güzel hocam. Peki. İlk temel diyor. Yeni anayasa yaptığı için kurucu meclis özelliği gösteriyor. Doğru hocam. Arkadaşlar bakın dikkat. Anayasa kuruculuk arasındaki ilişkiyi unutma. Toslarsın yavrum. Mustafa Kemal'in meclise verdiği önergede belirtilen geçici olarak bir hükümet başkanının veya padişah vekilinin atanmaması kararı meclisin bağımsız olacağının göstergesidir. Arkadaşlar doğru bunu doğru. açıklamam lazım. Bak denedim ben biraz önce Recep'cim sana. Ne dedin hocam? O zamanki gündem şu. Bu meclis. Devam mı? Devam mı? Yoksa, Yoksa geçici bir şey evet. mi? İşte Mustafa Kemal'in fikri kalıcı. Yani devam. E o zaman ne yapmak lazım? Bak şimdi dikkat. Geçici olarak bir hükümet başkanı atamamak lazım. Eğer dersen ki bu başkan geçicidir dersen. Sonra meclis de geçici olur. <laughs> meclis de geçici olur. O yüzden diyorlar ki geçici olarak bir hükümet başkanı veya bir padişah vekili atamayalım. Yani padişahı da. Eski sistemi de devam ettirmeyelim diyor. Tabii tabii ettirmeyelim. Padişaha da bağlı değiliz yani. Bağımsızız. Padişah da bağımlı değiliz. Çok güzel hocam. Recep önemli ayrıntılar bunlar. Evet hocam. İlk meclis İstiklal Mahkemesi'ni kurarak yasama yetkisini kullanmıştır. Bak mahkeme. Hayır yasama değil hocam. Arkadaşlar tabii ki yanlış. Eğer şey deseydi yasama olurdu hocam. Hani bu kanun çıkartmıştı ya. Hıyaneti Vataniye Kanunu deseydi evet. değil mi hocam? o zaman Malika olurdu harcım. hocam. O olsaydı olurdu. Arkadaşlar ben bir şey söyleyebilir miyim? Nedir hocam? Bakın bu videoda şu an arada konuşuyoruz. Emin olun sadece bunları dinleseler bile hocam bu işi bitirirler. Yazılıyı boşver LGS'yi de bitirirler. Aynen öyle. Recep tepe maç oluyor. Arkasından böyle pat pat bir sürü isyan çıkıyor Recep'ciğim. Çok çıkıyor. Şimdi bakalım o isyanlara karşı bizim tebemenin aldığı bazı önlemler var. Nelermiş bir, hocam? Bir, İstanbul hükümetinin yayınladığı fetvaya karşı Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'den milli mücadeleyi destekleyen fetva yayınladı. Ne demek Recep fetva? Fetva hocam böyle duyuru gibi. Duyuru gibi. Ama dini duyuru değil mi? Ha dini tabii. Aslında şöyle dini hüküm. Mesela sen diyelim o zaman diye bir iş yapıyorsun. Bu dine uygun mu değil mi? Hani bunun fetvasını veren yani bunun hükmünü veren bir makam var Osmanlı'da. Bu makamın adı Şeyhül İslamlık makamı. Evet hocam. Yani bugünkü din adamı diye düşünebiliriz. Şimdi o zamanlar şöyle oluyor hocam. İstanbul hükümet halkı yine etkilemek için Şeyhül İslam'dan fetva alıyor. Diyor evet. ki ya yani Mustafa Kemal'in peşinden gidenler kötüdür diyor. Kötüdür. Yani cehennemliktir hatta diyor He. ve dolayısıyla He. sıkıntı oluyor He. aslında. Mustafa Kemal de diyor ki Hayır kardeşim ya asıl sizsiniz. O karşı fetva yayınlatıyor. Yani böylece herkes o dönemde fetvaları kullanarak halkı kendi e, tabanı yani daha doğrusu evet. kendine doğru ne yapmaya çalışıyor? Çekmeye çalışıyor. Hıyântı Vataniye Kanunu çıkartıyor ve böylece dikkat arkadaşlar işte gelecek soruyu yazıyorum. Nedir hocam o? Yasama yetkisini kullanıyor. Hıyântı Vataniye Kanunu çıkartıyor ayaklanmalara karşı yasama yetkisini kullanıyor. Biraz önce bahsettik İstiklal Mahkemelerini kuruyor. Yargı yetkisi Yargı yetkisinin. Yani Recep şimdi sen diyelim TBM'ye karşı ayaklandın. Direkt hocam beni hıyaneti vatanı. Hıyaneti vatanı, vatanı yakalandım seni yakalıyorum. Ve istiklal mahkemelerine götürüyorum. Seni paketliyorum gönderiyorum. mahkemesine gönderiyorum. Bir daha ben yokum zaten hocam. <gülüyor> <gülüyor> Oradan artık hapse Ne olursa olsun. Sürgüne abi. mi bilmiyorum. Peki Recep'ciğim. Çok güzel. Bir etkinlik var görüyorsunuz. Biraz önce anlattık ama bir daha soruyoruz bakın. Yasama yetkisini kullandığını gösteren kanıt ne? Hıyaneti vataniye. Evet. Hocam. Hıyaneti Vataniye kanunu arkadaşlar. Bir kanun. Çünkü yasama demek kanun çıkarma demek. Yargı yetkisini kullandığına kanıt İstiklal mahkemesi. İstiklal Aman Allah'ım. Ya bu neymiş Ömer Hoca ya? Allah'ın bütün soruları hocam, söyledi. Hocam yani. Bütün çıkacak soruları söyledi. Aynen öyle hocam. İyi ki siz bizim sınava girmiyorsunuz. Bunların hepsini sorardınız. <laughs> Çocuklar <da> öyle <laughs> diyecekler. Allah'tan Ömer Hoca dedi. <laughs> Bunların hepsini soracak bize. Peki Recep. Sevre anlaşmasına bakalım. Bakalım hocam. Recepcim sevre anlaşması nedir? Nedir hocam? Nedir? Hocam Seyri Anlaşması bizi bitiren anlaşma. Bitiren ama nedir? Hocam milli sınırlarımız değil. Bak. Neymiş hocam? <laughs> Arkadaşlar öğrenci hep atladığı bir yer. Seyri Anlaşması bakın. Birinci Dünya Savaşı vardı ya Recep. Evet vardı hocam. Şimdi bu Birinci Dünya Savaşı'nı... Kaybetmiştik. <laughs> Kaybetmiştik evet, maalesef. Bunu bitiren iki anlaşma var. Bir Mondros Ateşkes Anlaşması. O eskide kaldı. Eskide evet, kaldı. evet. O Ateşkes. Yani bitirdik savaşı kes. Savaşı kes. Ama bak. Sevr Anlaşması... Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren barış anlaşması. Barış anlaşması. Ama nasıl barış? Nasıl barış? Kağıt üstünde barış. Hocam şeyleri falan alıyorlardı bizden işte. canım. Boğazlar, harita, Muazlar. Abi harita ortada. Boğazları, bak şimdi dikkat. Boğazları uluslararası bir Boğazlar Komisyonu yönetecekti arkadaşlar Hocam, dikkat. Başkanı Türk'tü ama ne o, olacak? O Lozan'da Türk. O yok mu? Ama o da yok. Daha yok o Hayır, bile o da yok. yok. Yani boğazlar komisyonu Boğazlar onların bize kontrolünde. Bizde değil, değil boğazlar. Askerde bulundurabiliyor değil mi hocam? O tabi onun. Yani bayrağı var bütçesi var. Ee, Boğazın güvenliği her şey onda. Boğazlar bizim değil. Bize ayrılan yer bak şurası arkadaşlar. Buraya yazdım Osmanlı diye. O-S-M-D leti yazıyorum. Burası. Bakın şu bölge Yunan işgaline uğruyor. Bakın arkadaşlar bu bölge Trakya Yunan işgaline uğruyor. Yeşil bölge Yunan. Pizzacı İtalyanlar. İtalyanlar. Suriye. Konya'da. Fransa bölge bu bölgenin işgalini yapıyor daha doğrusu nüfus bölgesi. Irak İngiliz işgaline giriyor Petro bölgesi. Doğu Anadolu da tabii ki Ermeni işgaline giriyor arkadaşlar. Bakın dikkat kimin nereye aldığı önemli bir daha söyleyelim. Yunanistan, Trakya ve İzmir çevresi, İtalyanlar Akdeniz, Ege bölgesi, e, Fransızlar Adana, Antep, Urfa, Suriye bölgesi yani kebap bölgesi, <laughs> Irak, İngiltere'nin eline geçiyor. Orası da petrol bölgesi. Hocam şimdi Sevr Anlaşması'na gelebilecek olan iki soru var. İlk devletleri, Birinci Dünya Savaşı'nın yenilen devletleriyle Paris Barış Konferansı'nda çok ağır şartlar taşıyan barış anlaşmaları imzaladılar. Ancak savaşı bitişi üzerinden Neredeyse iki yıl geçmiş olmasına rağmen Osmanlı Devleti ile bir barış anlaşması imzalamadılar. Aman Allah'ım. Yani Almanya ile, Avusturya, Macaristan Bulgarlarla imzaladılar. Bizde yok. Bizimde yok. Soru diyor ki bu gecikmenin nedeni nedir? Bizi, ne biliyor musun? Bizi, aralarında yazıyorum arkadaşlar dikkat. Bizi paylaşmayı mı düşünüyorlar evet, hocam? Evet aralarında paylaşım konusunda. Kararsızlık mı var? Aynen konusunda. İtalyanlar diyor Konya bizim olsun. Fransızlar diyor yok Konya da bizim ]ciğim. olsun diyor. Aynen öyle. Yunanlar da Konya'yı istiyor. Aynen öyle. Çünkü pastanın en tatlı yeri bizde. Orada hocam o yüzden de <laughs> kararsızlık oluyor. Evet. Peki iki Sen anlaşmasında Boğazlar savaş zamanında bile bütün gemilere açık hale getirilmiştir. Ayrıca Boğazların yönetimi için nokta nokta kurulacak. Komisyon. Ne komisyonu ama? Uluslararası... o arası Boğazlar Komisyonu. Komisyonu. Arkadaşlar dikkat. Bu komisyonun başkanı falan biz değiliz. Biz değiliz. Dikkat, o sonra. Dikkat. Bizim değil. Evet. Bak tık atıyorum. Buradan garanti <laughs> soru gelir arkadaşlar. Kesin arkadaşlar. Ömer Hoca diyorsa gelir. İki tane daha soru var Sevr'le ilgili. Sevr anlaşmasında kapitülasyonlardan bütün devletlerin faydalanmasına ve Osmanlı Devleti'nin maliyesinin İhtilal Devletleri'nin denetiminde olmasına karar verilmiştir. O <laughs> bitirmişler biz. Evet bizi bitirmişler ama amaç da burada abi. Ekonomik, Bizim ekonomimizi ne yapmak abi? Batırmak çok. Ekonomimizi çok yazalım. Kontrol. Altına almak. Etmek. Evet kontrol altına almak. Böylece bizim ekonomik bağımsızlığımızı Yok edeyim. bitirmek. Arkadaşlar dikkat. Peki Sevr Anlaşması birçok tarz tarafından ölü doğmuş bir anlaşma olarak nitelendirilir. Niye hocam? Çünkü biz bir, şey, bir durum yok. Değil. Arkadaşlar dikkat. Burası önemli. Çünkü Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde kabul edilmediği için. Şimdi bunu açıklayalım. Ha Osmanlı çünkü Meclisler hocam Osmanlı hükümetiyle, hükümetiyle mi yapıldı? Aynen Saltanat Şurası'nda yapıldı. Arkadaşlar burayı açıklayacağım ama önce yazayım. O zamanki anayasamıza göre Recep nasıl biliyor musun? Bir anayasanın veya bir kanunun, bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi için meclisin onayından geçmesi gerekir. Evet. Meclis yok o zaman. Kapatıldı. Hatırlayalım İhsak'ın Milli'den sonra işgal edildi. Doğru hocam. Milletvekilleri tutuklandı. Kaçanlar Ankara'ya gittiler. Yani Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin kapısına kiliti vurdular. Vurdular abi. Meclis falan yok. E, Olmayınca da padişah bir saltanat şurası denen bir şey topladı. Gitti ya düşün bizi bitiren anlaşmayı i̇mzaladılar 20 yani. kişilik bir grup imzaladı arkadaşlar. O yüzden bizim için o yüzden fiili hukuken, olarak yok. hukuken. yok. Evet aslında öyle doğmuş bir anlaşma. Çok güzel canım. Evet arkadaşlar böylece bu... E, bu kısım bitti. İkinci videoda görüşeceğiz. Onun haricinde de hocam biz artık ikinci dönemde yine yazılı videolarımıza karşısına geçeceğiz arkadaşlarımızın. Aynen öyle. Ve de umuyorum faydası olur. Sınavdan e, güzel notlar alanlar olursa yazılılardan. Bizlere yazsınlar. Biz de memnun oluruz. Aynen öyle. Soruları varsa yazsınlar cevaplarız. Yorumları yazsınlar. Aynen öyle. Sınava girmeden önce yine onları da cevaplarız. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki aynen videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın.